Yörük Kızı'nın mutfağına hoş geldiniz. Merzifon'un meşhur yemeklerinden biri olan baklalı bohça sarması yapacağım bugün sizlere. İlk duyanlar bakla ne alaka diyebilir. Ama yok böyle bir lezzet. Tencerenin dibine döşeyeceğimiz kemikli etin lezzetiyle pişecek olan bohça sarmalarımızı sunumuyla da bütünleştirdiğinizde sizi lezzet kraliçesi yapacak, herkese wow dedirtecek. Kısacası yaptığınıza pişman olmayacaksınız. Başlayalım sizi lezzet kraliçesi yapmaya. Bunun için kırık yarmaya ihtiyacımız var. 3 su bardağı kırık yarmayı ayıklayıp yıkıyoruz ve içini hazırlayacağımız tepsiye alıyoruz. Bir adet iri soğanı ve 2 adet orta boy patatesi küçük küçük doğruyoruz. Yarmanın üstüne katıyoruz. Gram kadar kıyma da kattım ben. Fakat kıyma tamamen tercihe bağlı. İsterseniz katmayabilirsiniz de. 1 su bardağı kadar haşlanmış nohut. 1 su bardağı kadar da iç bakla katıyorum. Baklayı haşlamadım. Akşamdan ıslatmamız yeterli oluyor. İçinde yumuşacık pişiyor. Üstüne 2,5 tatlı kaşığı pul biber. 1,5 tatlı kaşığı toz biber. 2 tatlı kaşığı tuz kattım. Fakat tuzu katarken dikkatli katın. Yaprağınızın ve salçanızın tuzuna dikkate alın. 2 tatlı kaşığı karabiber. 2 yemek kaşığı dolusu da domates salçası kattım. Biz kuyruk yağı sevdiğimiz için kuyruk yağı da kattım ben, küçük bir parça. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ da katıp bir güzel bohçanın içini karıştırıyoruz. İster kaşıkla, isterseniz de elinize karıştırabilirsiniz. Çok kuru olmaması için de yarım çay bardağı kadar su ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ve artık sarmak için harcımız hazır. Yaprağımızın ortasına yeteri kadar iç alıyoruz. Yaprağı sağlı sollu için üzerine kapatıyoruz. Daha sonra önce bize yakın olan ucu ortaya katlıyoruz. En son açıkta kalan ucu da katlayarak bohça yapıyoruz. Bütün yaprakları bu şekilde sarıyoruz. Bu arada ana malzemelerimizden üzüm yaprağımıza söylemeyi unuttum ben. Üzüm yaprağı kullanıyoruz. Sarmasını anlatması aslında daha zor. Sarması gerçekten çok kolay. Tencerenin dibine kemikli et döşüyoruz. Ben tencerenin dibini kaplayacak kadar kemikli orta yağlı dana eti kullandım. Ama lezzet vermesi için bir parça kemikli et de yeterli olacaktır. Sardığımız yaprakları etlerin üzerine diziyoruz. Ben etin donu açılmadığı için sardıklarımı tabağa dizdim. Yoksa sardığımız bohçaları direkt kemikli etin üzerine dizebiliriz. Bir tencere dolusu baklava dolmalarımızı sardım. İç harcımız da bitti. Tenceremiz de doldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı.
Sarmamız bittikten sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağını küçük parçalar halinde üzerine ekliyorum. Üzerine de dağılmaması için bir tabak kapatıyorum. Ve tabağı bastırdığımızda su üstüne çıkacak kadar sıcak su ekliyorum. Kısık ateşte 2-2,5 saat kadar pişirdim. Ve bohça dolmalarımız pişti. Kapağını açtığım andan itibaren enfes kokusu tüm apartmanı kapladı. Tencereyi bir tepsiye ters çevirerek bohça dolmalarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, etlerimiz yumuşacık. Etin lezzeti dolmaya, dolmanın lezzeti ve aroması da ete geçmiş durumda. Görüntüsü bir şölen edasında olsa da yapımı çok pratik, harika bir yemek. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.